Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün belki de kanalın en ciddi videolarından birini çekeceğim. Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz günlerde ülkemiz büyük bir deprem atlattı ve hala bununla mücadele ediyoruz. O yüzden hepimize ilk başta çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Ve yakınlarını kaybedenlerden de tabii ki başsağlığı diliyorum. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Umarım en yakın zamanda bunu atlatacağız. Bu ülkede depremler daha önce de oldu, şu anda da oluyor ve gelecekte de olacak. Ama belki de bizim en büyük sorunumuz önlem almamamızdır. Bunu yaşayana kadar birçoğumuz düşünmüyoruz ama yaşayınca da gerçekten sonuçları çok kötü oluyor. O yüzden lütfen bu videoyu geçme ve benimle birlikte bu videoda deprem çantanı hazırla. Çünkü önce sen kendini koruyacaksın. Önce ben kendimi koruyacağım. Önce biz önlem alacağız. Bazı insanlar sürekli kaderden bahsediyor. Kaderi engelleyemeyiz gibisinden. O zaman oturalım, hiçbir önlem almayalım, kader diyelim geçelim. Öyle bir şey yok. Önce bizim kendimizi korumamız gerekiyor. Bizim önlem almamız gerekiyor. Deprem sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Birçok ülkede yaşanan çok normal bir doğal afet. Sen ona karşı önlem almazsan evet maalesef sonuçları çok kötü olabiliyor. Ben çok eminim birçoğumuzun evinde deprem çantası bile yok. Ve bu çantalar bizim hayatımızı enkaz altında veya enkazdan çıktıktan sonra koruyabilecek çantalar. Çünkü bu çantalarda bizim temel ihtiyaçlarımız oluyor. Hem yatağının yakınlarında çok çabuk ulaşabileceğin bir yere, hem özel aracın varsa özel aracının içine koyacaksın. Çünkü bu çantalar aslında bir takım insanlar tarafından önemsiz görünüyor olsa da gerçekten inanılmaz önemli şeyler. Deprem anından sonra, o deprem çok şiddetli bir depremse, zaten marketler vesaire çökebiliyor ve yiyecek bile bulamayacak hale gelebiliyoruz. O yüzden en azından birkaç gün boyunca sizi idare ettirebilecek bir deprem çantası hazırlarsanız çok iyi olur. Dediğim gibi bu videoyu geçmiyorsunuz. Şimdi, daha sonra değil, şimdi benimle birlikte sen de gidiyorsun ve bu çantayı hazırlamaya başlıyoruz. Ayrıca ben buraya bir sürü malzeme getirdim ama eksik bir malzeme görürseniz, yani işte şu eksik kalmış, bu eksik kalmış vesaire derseniz, hepimiz yorumlarda bilgileniriz ve çantalarımıza onları da ekleriz. Öncelikle en temel ihtiyacımız olan sudan başlıyorum. Su tabii ki zaten deprem çantası için vazgeçilmez. Ben 1,5 litrelik bir su aldım. Çünkü çantama en fazla bu sığacaktı. Lütfen 500 mililitre almayın. En az 1,5 litre almaya özen gösterin. Bu şekilde temel besinlerimizi koyuyoruz. Ben bir tane konserve aldım ama daha fazla alacağım çünkü bir tane hiçbir şeye yetmeyecektir. Birkaç gün aç kalabileceğimizi hesaba katarsak en az 3-4 tane konserve koymak gerekiyor. Evde bir tane buldum ama dediğim gibi birkaç tane daha ekleyeceğim. Kakaolu bisküvi aldım. Birazcık tatlı olsun ve kalorisi bir tık yüksek olsun diye, çünkü kalori ihtiyacımız olacak. Ayrıca şöyle eti formlar aldım. Bunlar gerçekten çok tok tutuyor, yani en azından ben öyle düşünüyorum. İlk en önemli nokta yemek ve su iken, ikincisi ise kesinlikle ilk yardım malzemeleri. Bir oksijenli su koyacağım, yara bandı koyacağım, bu şekilde pamuk koyacağım ve kolonya koyacağım. Yani çok büyük ilk yardım yapamayız kendimize zaten muhtemelen. Ama yine de ne olursa olsun bunlar hani bir noktada işimizi görebilecek şeyler olacak bence. Ayrıca düzenli kullanmanız gereken ilaçlar varsa mutlaka onları deprem çantasına koymayı unutmayın. Sonrasında ben şöyle kağıt para aldım ve bunu plastik bir şeyin içine koydum ki herhangi bir zarar gelirse yırtılmasın diye. Bence siz de alacağınız paraları bu şekilde küçük plastik poşetlerin içine koyabilirsiniz. Not defteri ve kağıt. Diyelim ki telefonunuzun şarjı bitti. Olabilecek bir şey sonuçta ve birine not bırakmak istiyorsun. O yüzden bence not defteri ve kalemi de koymamız gerektiğini düşünüyorum. Olmazsa olmazlarımız tabii ki düdükler. Arkadaşlar mutlaka, bakın mutlaka deprem çantanıza bir tane düdük koyun. Çünkü enkaz altında kaldığını düşün ve sürekli bağıramazsın. Bağırdıkça yorulacaksın, bağırdıkça enerji tüketeceksin. Bir noktadan sonra bağıracak zaten halin kalmayacak. Ama düdük çok basit bir şey ve sesini daha iyi duyurabileceğin bir şey. Çok az bir enerjiyle inanılmaz fazla ses çıkarıyor. Ayrıca iyi bir düdük olmasına da dikkat edin. Çünkü bazı düdükler çok fazla ses çıkarmıyor. Mesela bununla daha fazla böyle. Bu düdüğü kullanırken kendimi biraz yormam gerekiyor. Çok fazla nefes vermem gerekiyor ses çıkması için. Ama şu düdükte normal nefes alıp verirken bile, bakın normal nefes alıyorum, hiç ekstra bir şey yapmıyorum.
çok iyi ses çıkarıyor. O yüzden düdüğünüzü seçerken de iyi bir düdük olmasına özen gösterin. Bir tane küçük, bir tane büyük fener koydum. Bu fenere kesinlikle pil gerekmiyor. Şarja takılabiliyor. Şarja takılmasını bıraktık. Diyelim ki şarjı bitti. Hemen şu şekilde çeviriyoruz. Kendi kendini bu şekilde şarj ediyor. Ve gördüğünüz gibi sinyal göndermek isterseniz de bu şekilde pilli fenerlerdense bunları tercih edebilirsiniz. Yiyecek olarak bunu da aldım. Bu ekmek kıtırları gerçekten tok tutuyor. Bir tane şeker aldım. Şeker gerçekten çok önemli. Küp şeker bile alabilirsiniz çünkü o an şekeriniz düşebilir. Bu çok normal bir şey. Bir tane çok amaçlı çakı aldım. Ben şöyle küçük bir battaniye aldım ama bu battaniyeyi çok fazla tercih etmiyorum. Sipariş ettiğim bir battaniye var. O gelince onu koyacağım. Size de şurada gösteriyorum zaten. Bu tip battaniyeler çok küçük bir paketin içinde geliyor ve hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Ayrıca bu battaniyeler termal oldukları için ne sıcağı ne de soğuğu geçiriyor. Yani yazın eğer depreme yakalandıysanız sizi daha serin tutacaktır. Eğer kışın depreme yakalandıysanız da hiçbir şekilde soğuğu içeri almayacaktır ve vücut ısınızı çok daha iyi bir şekilde korumanızı sağlayacaktır. Üstelik çok küçük bir paketle geldikleri için bunun gibi çok fazla yer kaplamayacaktır. Şimdilik ben bunu koyuyorum ama dediğim gibi o termal battaniyeyi aldım ve gelince zaten size göstereceğim. Ayrıca bir tane hırka aldım. Siz iç çamaşırı, yedek kıyafet hani çok fazla olmamak kaydıyla tabii ki alabilirsiniz. Çünkü hani enkaz altında kalmadıysanız dışarıda kaç gün kalacağınız belli olmayacak. O yüzden hani hastalıkların çok fazla yayılmaması, bulaşmaması için yedek temiz kıyafetler bulundurmaya bence özen göstermeliyiz. Yedek yün çorap şu anda kış olduğu için. Aslında eldivenlerim bu şekilde değil, daha çok böyle işçi eldiveni tarzında dayanıklı eldivenler olması daha iyi olur. Çünkü herhangi bir enkazı kaldırma durumunuzda ellerinizin parçalanmaması için dayanıklı böyle güçlü eldivenler var. Ben yine onlardan da sipariş edeceğim zaten. Hani normal bir eldivendense onların daha fazla işimize yarayacağından ben eminim açıkçası. Bir tane ayakkabı aldım. Son olarak da tabii ki bir power bank çok çok önemli arkadaşlar. Eğer telefonumuz yanımızda kalırsa ve biz enkaz altındaysak veya dışarıdaysak hiç fark etmez. Bu telefonun şarjı çok hızlı bir şekilde tükenecek. Yani hiçbirimizin telefonları zaten bir günden fazla dayanmıyor. O yüzden mümkünse en az 10.000 mAh, ki bu da zaten 10.000 mAh, bir power bank alın, şarj edin ve deprem çantanıza koyun. Çünkü eminim bu power bankler çok işe yarayacak. Şu anki depremde bile insanlar story atarak yardım istediler ve emin olun o şekilde bulunan bir sürü insan oldu. O yüzden telefon çağımızın en önemli teknolojik aletlerinden bir tanesi. Aynı şekilde o telefonun pilinin bitmemesini sağlamak da kesinlikle bizim görevimiz. O yüzden bir tane kablo ve bir tane de power bank alıyorum. Ekstra olarak internette araştırdığım bir ürün daha var. O da şu şekilde cep ısıtıcısı diye geçiyor sanırım, ya da el ısıtıcısı, yanlışsa düzeltirim. Bunlar katlayarak ısınabilen şeyler. Özellikle askerler de bunları kullanıyormuş soğuk hava şartlarında. Katladığımız zaman bir sıcak enerji yayıyor ve gerçekten sıcacık oluyormuş. Yorumlarını da okudum, doğruymuş bu. Yani tabii ki fişe takılmadığı için inanılmaz derecede uzun gider mi bilmiyorum ama onu katladığımızda o ısıyı veriyormuş ve bir süre sonra tekrar katlıyormuşuz, tekrar ısı veriyormuş. Yani hani herhangi bir şekilde şarja takmamıza zaten gerek olmadığı için bence bu da çok önemli. Evet, şu anda benim deprem çantam hazır. Umarım siz de dediğim gibi benimle birlikte şu anda bu çantayı hazırlamışsınızdır. Ve sizden ricam bu çantaları en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz yerlere koymanız. Çünkü zaten hani diyelim ki deprem çantası hazırladın, gittin bunu uzakta herhangi bir dolabın üst rafına koydun. Hani bu hiçbir işe yaramayacak. Çünkü zaten deprem olduğunda sen onu hatırlamayacaksın bile. Ben bunu şu anda nereye koyacağım biliyor musunuz? Benim yatağımın yanında bir boşluk var. Direkt oraya koyacağım ve bu çanta orada kalacak. Sadece 3-4 ayda bir son kullanma tarihleri geçen yiyecekleri çıkartıp yenisini ekleyeceğim, ki bu nokta da çok önemli çünkü sürekli onları değiştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, umarım bu video işinize yaramıştır. Daha fazla bu tarz olayların yaşanmasını hiçbirimiz tabii ki istemiyoruz. O yüzden önce kendimizi korumamız gerekiyor ve deprem çantası hazırlayarak da ilk adımı atmış oluyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Şu anda enkaz altında kalanlar, hayat mücadelesi verenler için bol bol dua edelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.